Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Lokman suresi 12-19. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala bu bir sayfalık bölümde Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatlerini anlatıyor ve bu nasihatler sadece onun oğluna bir nasihat şeklinde değil, her anne babanın evladına vermesi gereken nasihatler olarak kendini göstermekte. Kur'an-ı Kerim bunları zaten anlatırken bizlerin ders alması için anlatıyor ve bu ölçüler çerçevesinde evlatlarımızın terbiyesiyle meşgul olmamızı bize bildirmiş oluyor. وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükretmesi için hikmet verdik. Hikmet bir yönüyle bilgi ama yerli yerinde olan bilgi, faydası olan bilgi ve amele yönelik olan bilgi. Sadece teorik değil, pratiği de kendinde barındıran bilgi. Ve men yeşkur fe innema yeşkuru li nefsi. Her kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Yani kim Allah'ın verdiği nimetlere, ilim gibi, mal gibi bunlara şükretse bunun karşılığı kendine verilecektir ve faydası kendine ait olacaktır. Ve men kefara, ama kim de nankörlük yaparsa, bu nimetleri inkar ederse, fe innallaha ganiyyun hamid, şüphesiz Allah ganidir, hamiddir. Yani Allah onun şükrüne muhtaç değildir, hiçbir şeye muhtaç değildir ve hamiddir, yani zatında hamde layık olandır. Varlıklar ona hamd etsin veya etmesin, o zatında hamde layık olandır. Ve iz kâle lukmânu libnihi ve huve yaizuhu, Lokman oğluna nasihat ederek şöyle demişti: Ya buneyye la tüşrik billah. Yavrum, yavrucuğum, Allah'a şirk koşma. Burada Hazreti Lokman'ın evladına hitap edişinde nazik ifadede bulunması, yani yavrucuğum demesi çok nazik bir ifade. Anne babaların bu manada evlatlarına işte yavrucuğum demeleri daha böyle şefkatin de bir ifadesidir ve daha yerinde olan bir ifade tarzıdır. Öte yandan bu ilk nasihatte la tüşrik billah, sakın Allah'a şirk koşma. Küçük yaşta bir çocuğa Allah'a şirk koşmaması nasıl anlatılabilir? Şu manada düşünebiliriz. Mesela diyelim ki anne baba çocuğa bir takım ikramlarda bulunuyor. Ona bir şeyler alıyor, yiyecek veriyor, ikramda bulunuyor. Bunları Allah'tan bilmesi. Yani yavrum, her ne kadar bunları biz sana getiriyorsak da bunları yaratan Allah'tır. Sakın bu nimetleri bizden bilme. Seni de bizi de yaratan O'dur. Bu nimetleri bize gönderen de O'dur. Bu şekilde nimetlerin Allah'tan geldiğini çocuğun anlayacağı ifadelerle anlatmak lazım. İnne şirke le zulmün azim. Yani gerçekten de şirk çok büyük bir zulümdür. Yani Allah'a ortak koşmak, Allah yerine bir takım ilahlar kabul etmek, putlar kabul etmek, bu çok büyük bir zulümdür. Zulmün değişik kısımları var. Allah'ın hukukuna taalluk eden işte Allah'a şerik koşmak gibi durumlar zulmün en büyük nevi oluyor. Ve hukukullah'a bir tecavüz hükmüne geçiyor. Bir de insanların birbirine haksızlık yapması, bu da başka bir zulüm. Bir de kişinin kendi kabiliyetlerini mesela değerlendirmemesi gibi, bu gibi şeylerde kendi nefsine zulmetmek oluyor. Ve vassayna l-insane bivalideyhi, biz insana anne babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Burada tavsiye, Allah'tan olan tavsiye emir ifade eder. Yani biz insana anne babasına iyilik yapmasını emrettik. Hameletu ummuhu vehnen ala vehnin. O insanın annesi zahmetler içerisinde çocuğunu taşıdı. Ve fisaluhu fi ameyni, ve onun sütten kesilmesi de 2 yıl sürdü. Yani annesi 9 ay boyunca ağır bir yükü karnında taşıdı. Bu noktada bir zahmet, hatta zahmet üstüne zahmeti yaşadı. Ardından da 2 yıl boyunca onu emzirdi.
Yani bu emzirme, bu da Cenab-ı Hakk'ın gerçekten çok büyük bir lütfu. Allah-u Teala bebek dünyaya geldiğinde annesine süt gönderiyor. Özel bir ikram ve çocuk o sütle besleniyor. Ve başlangıçta çocuğun dişleri yok. Çünkü ihtiyaç yok. Sadece süt gibi gıdalarla beslenmekte. Ama ne zaman ki diğer gıdaları da yiyecek bir duruma geldiğinde Allah-u Teala onun ağzında dişleri de çıkarıyor ve böylece onu hayata hazırlıyor. Burada özellikle annenin nazara verilmesi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde de nazara verilmiş olan bir husus. Bir tanesi soruyor, ya Resulallah, en fazla benim ikramıma layık olan kimdir? Kime ikramda bulunayım? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam annene diyor. O zat yine soruyor, ya Resulallah, daha sonra kime? Peygamberimiz yine annene diyor. Üçüncü defa sorduğunda yine annene diyor. Dördüncü de sonra babana diyor. Demek ki anne baba hakkı dediğimizde anne hakkı daha önce geliyor. Ama hemen ikinci olarak da baba hakkı gelmekte. Demek ki anne 9 ay boyunca onu taşıdı. Zahmetler içerisinde taşıdı. 2 yıl boyunca da emzirdi. İşte biz insana anne babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Enişkürli velivalideyk. Yani bana şükret, anne babana da teşekkürde bulun. Anne babana da minnettar kal. Bu şekilde vasiyette bulunduk. İleyyel masir, dönüş banadır. Yani dönüşün bana olduğunu da unutma. Eğer dünyada anne baba hakkını eda edemezsen, bu noktada görevini yapamazsan, bunun diğer alemi var ve diğer alemde bunun hesabı var. Ve in cahadaka ala an tushrike bi ma laysa leke bihi ilm, ama anne baban senin bilgin olmayan, yani faydası da olmayan zararlı bir şeye seni sevk etmek isterlerse, bu noktada seninle bir mücadeleye girerlerse, fela tutihuma, onlara itaat etme. Tabi burada mukadder bir suale belki cevap var. O da şöyle. Evet, anne babaya emretmek, anne babaya iyilik yapmak emredildi. Peki anne baba kötü bir şeyi emrederlerse yapmamız gerekir mi? Ayet-i Kerime buna cevap veriyor. Anne baban eğer seni kötü bir şeye sevk etmek isterlerse onlara itaat etme. Bu nasıl olabilir? Anne baba gerçekten kötü bir şeye sevk eder mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Sa'd bin Ebi Vakkas Müslüman oluyor. Müslüman olunca annesinin çok ağrına gidiyor. Ve oğluna diyor ki, oğlum, ben kendimi güneşin altına bırakacağım. Sen dininden dönünceye kadar evime girmeyeceğim. Belki de güneşin altında ölüp gideceğim. Anasının ölümüne sebebiyet verdi diye herkes senden öyle söz edecek diyor. Bunun üzerine Sa'd bin Ebi Vakkas, anne diyor, ben senin hatırın için Allah'ın dininden dönecek değilim. Ben hakikati buldum. Sen de bu dine gir. Sen de hakikati bul diyor. İşte anne baba müşrik olabilir. Çocuğu da müşrik yapmak isterlerse çocuk o noktada anne babaya itaat etmeyecektir. Veya anne baba diyelim içki içen kimseler olabilir. Biri veya her ikisi içki içen kimseler olabilir. Ama çocukları diyelim içkiden uzak, fıtrata uygun bir şekilde ve dine uygun bir hayatın içerisinde anne baba çocuklarını da kendileri gibi yapmak isterlerse bu noktada elbette onlara itaat etmeyecektir. Onların dediğini yapmayacaktır. Peki bu gibi durumlarda onlarla beşeri münasebet nasıl olmalı? Yani anne baba kötü şeylere sevk ediyorsa çocuk bütün alakayı bunlarla kesmeli mi? Yoksa dünyevi noktada yine muamelesi nasıl olmalı? Bununla alakalı ayetin devamında Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, dünyada onlara maruf bir şekilde arkadaşlık yap. Onlara dünyada güzel bir şekilde yine sahip çık. Yani bu da önemli. Demek ki anne baba her ne kadar kötü bir takım adetleri, inançları da olsa evlat, evet, o noktada onlara itaat etmeyecek ama onlarla bağını da koparmayacak. Çünkü ne de olsa annesidir ve babasıdır. Elinden gelirse onları kurtarmaya çalışacak.
Bu noktada Hazreti İbrahim örneğini hatırlayabiliriz. Hazreti İbrahim'in babası put yapıp satan birisiydi. Oğlu İbrahim ise peygamber oldu. İşte oğlu İbrahim babasını kurtarmaya çalıştı. Ve babasına hep böyle babacığım diye hitap etti. Onun her ne kadar katı tavrı da olsa o katılığı çözmeye çalıştı. Demek ki bu gibi manzaralarla da karşılaşılabiliyor. Evlada bu noktada düşen görev anne babasına en azından şu dünyada iyi bir şekilde sahip çıkmak, iyi muamelede bulunmaktır. وَتَّبِعَ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Benim yoluma yönelene sen tabi ol. Yani anne baba kötü yolda gidiyorsa onlara uyma, onlara bedel. Kim benim yolumda gidiyorsa benim yolumda gidene tabi ol. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ Sonra dönüşünüz banadır. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ben size döndüğünüzde, yani diğer alemde neler yapmışsanız bunları tek tek haber veririm. Şu anda şu dünya hayatında her birimizin hayatı filme alınıyor. Kiramen katibin melekleri yaptığımız şeyleri tek tek kaydediyor ve diğer alemde amel defterimiz bize verildiğinde kendi hayat filmimizin CD'si de adeta bize verilmiş olacak ve böylece orada neler var neler yok ayrıntılarıyla göreceğiz. Ya buneyye, yavrucuğum, Hazreti Lokman oğluna diyor ki yavrucuğum, innehâ inteku mithkâle habbetin min hardal. Hardal tanesi kadar, yani gayet küçük bir şey hardal tanesi. Hardal tanesi kadar iyilik veya kötülük. Fetekun fî sahra, ister bu bir kayanın içinde olsun. Ev fis semâvâti, veya göklerde olsun. Ev fil ardı, veya yerde olsun. Ye'ti bihallâ, Allah onu getirir. Yani diğer alemde Allah neler yapmışsak haber verecek ya, yapmış olduğumuz iyilik veya kötülük bir kayanın içinde, mağara gibi bir yerde olsa veya göklere çıksak, göklerde bir yerde kötü veya iyi bir şey yapsak veya yerin içinde iyilik veya kötülükten bir şey yapsak, bunlar Allah'a gizli değildir ve Allah-u Teala bunları birer birer karşımıza çıkaracaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ حَب۪يرٌ Şüphesiz ki Allah latiftir, habirdir. Yani Allah lütuf sahibi. Diğer taraftan kesifin zıttı olarak da latif düşünülebilir. Yani Allah her şeye nüfuz eder. Onun ilmi her şeye nüfuz eder ve habirdir, her şeyden haberdardır. Maddi şeylerden manevi şeylere kaydıkça nüfuz alanı genişliyor. Mesela bizim elimiz doğrudan bir şey görmez. Bir yere dokunduğunda hisseder. Ama göz yarı nurani, yarı latif. Bundan dolayı görebiliyor. Ama nereye kadar görüyor? Diyelim önümüzde duvar var. Duvara kadar olan mesafeyi görüyor. İnsanda bazı duygular var. Bu duygular latif. Bu latif olan duygular duvarın ötesine de adeta nüfuz ediyor. Diyelim şu anda birisi bize doğru gelmekteyse adeta bizdeki bu duygu onun geldiğini hissediyor, falanca geliyor şeklinde ya haber verebilir veya o adamdan bahsedebilir ve birazdan kapımız çalınır, o kimse gelir. Ve biz de o zaman deriz ki iyi adam lafının üzerine gelirmiş. İşte insanda nasıl böyle latif duygular var, bunlar eşyanın adeta iç yüzüne nüfuz edebiliyor. Öte yandan insanın bu gözü insanın bedenini görürken röntgen daha nurani ve latif, o insanın içini de görebiliyor. Şöyle baktığı zaman insana iç organlarının durumu nedir, onun röntgenini çıkarıyor. İşte Allah-u Teala'nın yarattığı eşya maddilikten, kesiflikten latifliğe ve nuraniliğe doğru ilerledikçe nüfuz alanı genişliyor. Elbette bu nuraniyeti ve letafeti yaratan Allah-u Teala kendisi nurul envardır ve latiftir. Eşyanın içinde neler cereyan ediyor, içimizden neler geçiyor, bütün bunlara nüfuzu vardır ve bunların neler olduğunu bilmektedir. Ya buneyye akimis sala, yavrucuğum namazını kıl. Namaz demek ki diğer dinlerde de temel bir ibadet. Hazreti Lokman'ın da dininde böyle bir ibadet var. O da
evladına bunu bildiriyor. Yavrucuğum diyor, namazını kıl. Anne babalar olarak bize düşen bir görev, evladımızın namaz kılan kimseler haline gelmesini sağlamak. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle tavsiyede bulunuyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namaza alıştırın. Yani hafiften bir başlatın. 10 yaşına geldiklerinde eğer tembellik edecek olurlarsa onları biraz daha böyle sıkıştırarak, korkutarak adeta namaz kılmalarını sağlayın. Bu noktada anne babanın kendilerinin namaz kılması son derece önemlidir. Anne baba namaz kılıyorsa zaten 3-4 yaşındaki çocuklar onlara baka baka onlarla beraber namaz kılar ve o atmosfer içinde büyüyen çocuğa namaz kılmak çok da zor gelmez. Ve'mur bil maruf ve enhe anil münker. İyiliği emret, kötülükten de sakındır. Yani çocuklarımıza bunu da hatırlatmak lazım. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Vasbir ala ma asabek, sana gelen musibetlere, sana gelen zor, çetin hallere sabret. Demek ki evladımıza sabır dersi vermek, bu da önemli. Çünkü hayat yolu düz bir yol değil, hayat yolu engellerle dolu ve bu engelli yolda eğer sabır kuvvetine dayanmazsak çok zorlanırız. İşte evladımıza diyelim hasta oldu, sabretmesini öğretmek. Diyelim okula gidiyor, ders çalışma noktasında sabretmesini öğretmek ve hayatın diğer zorluklarına karşı sabretmesini öğretmek önemli bir vazifemiz. İnne zâlike min azmil umur. İşte bunlar azim gerektiren işlerdendir. Yani bunlar ciddi bir gayreti, ciddi bir irade yönelimini gerektiren durumlardandır. Bir insan iradesini iyi kullandığında gerçekten bu gibi şeyleri kolaylıkla yapabilir. Ama irade eğitimi almamışsa namaz kılmak zor gelir, çalışmak zor gelir veya bir takım sıkıntılarla karşılaştığında sabretmek zor gelir. Halbuki iyi bir irade eğitimi verebilmişsek bunları yapmak çocuğa zor gelmeyecektir. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Böyle yüzünün yanını insanlara çevirme. Yani kibirli bir tarzda şöyle, o tarzda yapma. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا. Ve yeryüzünde çalımlı bir şekilde de yürüme. Yani bunlar da ahlak dersi. İnsanlara böyle kibirle bakmak, üstten bakmak bu olmaması gereken bir şey. Yürürken çalımlı bir şekilde yürümek, hava atmak, bu da yine olmaması gereken bir durum. Daha küçüklükten çocuklarımıza böyle bir tevazu dersi vermemiz gerekiyor. İnna Allaha la yuhibbu kulle muhtalin fahur. Allah şüphesiz bu şekilde şımaran ve gururlanan, böbürlenen kimseleri sevmez. Yani Allah neleri sever, neleri sevmez. Çocuklarımıza bunları da öğretmek gerekiyor. Ta ki çocuklarımız ona göre hareket etsinler. Ona göre ahlakları güzelleşsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha güzel bir hediye vermiş olamaz. Evladımızın işte ayağına iyi bir ayakkabı almak, sırtına güzel elbiseler giydirmek güzel. Ama onun ruhuna da güzel ahlak elbisesini giydirmek en güzeli. Hem maddi hem manevi ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Vaksıd fi meşik, yürüyüşünde orta halli ol. Yani yürüyüşünde ne böyle mahalli bir tabirle mıymıntı derler, ne böyle çok böyle yürüdüğü yürümediği belli değil, o şekilde olmasın. Bir de çok süratli yürümek var, o da olmasın. Yürürken mutedil bir şekilde yürü. Vaudut min savtik, ve konuşurken, insanlarla konuşurken sesini alçalt. Yani büyüklerle özellikle konuşurken büyüklerin yanında sesini kıs. Yani bir çocuğun büyüklerin yanında bağıra bağıra konuşması edebe aykırıdır. Bu noktada çocuğa demek ki konuşmada ölçü ne olmalı, neye göre çocuk konuşmalı, bunu da bildirmek gerekiyor. İnne enkaral esvat le savtul hamir. Şüphesiz ki seslerin en çirkini merkebin sesidir. Burada merkebin sesinin nazara verilmesi,
yani eşeğin sesi, kulaklarımızda bilinen seslerdendir ve hoşlanmadığımız bir sestir. Demek ki bir çocuk büyüklerinin yanında böyle bağıra bağıra konuşuyorsa, affedersiniz, bir nevi eşeklik yapmış oluyor. Onun çıkardığı ses gibi nahoş bir ses ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir misal verilmesi çocuğun zihninde daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Yani nasıl ki merkebin sesi çirkindir, duymak istemeyiz. Sen de rastgele bağıra bağıra konuşursan seni de kimse duymak istemez. İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu şekilde Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği nasihatlerle aslında bütün babaların, annelerin evlatlarına vermesi gereken nasihatleri bize anlatıyor. Layıkıyla anlamayı ve uygulamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.